Ya abi, televizyonda gördüğün her türlü maymunluğu benim üstümde denemek zorunda mısın sen ya? Düşün, telefonu bozuk. Ben ne yapayım Erman? Ayrıca termosifonu yarım saat önce yaktım ama kendisi 1965 doğumlu odunlu termosifonlardan olduğu için halen ta ısınamadı. Çaycanlıkta su kaynattım, biraz da üstüne ekledim pişsin diye. Eve doğal gaz bağlatıp bir de şuraya jacuzzi'li normal küvet taktıraydık, rahat rahat yıkanırdın Erman. Olmaz, olmaz. Elin Rus'unun gazını bu eve sokmam ben ya. Benim vatanımın odunu kömürü dururken elin Rus'unun gazını niye sokuyorum ben ya? Erman. Hem odunla kömür aynı. Gaz uçucu madde. Bizim mahalleye gelen gazın Rusya'dan geldiğini ne biliyorsun Erman? Ya yurt dışından bir yerden geliyordur. Ben biliyorum kardeşim. Ben geziyorum ya. Sen mi geziyorsun? Ben geziyorum her gün ya. Ben vatansever bir insanım. Abi ya kusura kalma. Kocanı tanımadıysan tanı yani. Kayınbaban da vatansever bir insandı. Kayınbaban da tanımadıysan tanı. Benim babam Demokrat Partiliydi. Bizzat kendisi Süleyman Ecevit'le çay içti. Ben biliyorum ya. Hem ne demişler? Yerli malı, yurdun malı. Herkes bunu kullanmalı. Doğru. Ben de öyle yapıyorum zaten Erman. 18 senedir bir Türk malıyla beraberim. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen? O ne döküyorsun öyle? O ne döküyorsun? Ne döküyorum ya? Su döküyorum. Ne yapıyorum ya? Ya ver şunu, bırak ya. Ya sen bırak ya. Bırak. Ya bırak kardeşim. Bir dakika ya. Dur. Ne oluyor? Kardeşim mi? Kardeş mi olduk şimdi Erman Bey? Ya kızım sen ne diyorsun Allah'ın seni? Her şeyime takıyorsun benim ya. Ha, birazdan yatağa geçince ben sana hatırlatacağım ama kardeş olduğumuzu. Ne oldu? Ye, abiye tokadı vuracağım bak, yeter artık ha. Seviyesizleşme, saygısızlaşma, ne? Kime, sen kime tokat vuruyorsun ya? Sen dön. Ya bırak, kafamda der 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 der, yeter ya. Yarım saatte bir sürekli döndüm ben burada, ben kendimi yıkanırım ya, Allah Allah. Olmaz Erman, sen kendine diplomasiyle temizleyemiyorsun. Allah Allah. Dur. Dur. Yok arkadaş, artık yok ya. Kaldır, kaldır kollarını. Allah Allah. Sen niye lan diye konuşuyorsun ya benimle? Lan kim? Terbiyesiz. Bırak, içeri çok girme. Bir dakika, dış yıkama yap, içi kalsın. Dur, dur. Şuraya bir cahuzlu küvet taktırsak ne olur sanki Erman, ne olur? Cahuzi. Cahuzi. Herkes taktırdı mı, biz taktıramadık. Her evde cahuzi var yani artık. Ya bırak, zaten bana takmışlar cahuzinin en büyüğünü, Allah'ını seversen. Bir postacı maaşıyla iki çocuklu bir abiyle zaten ben cahuzinin en büyüğünü almış elime ya. Allah'ını seversen durup durup bana icat çıkarma abiye, kurban olayım sana ya. Masraf çıkarma lütfen. Tası ver. Tası ver. Sen bilirsin. Ben de ne güzel bir jacuzzi fantezisi yapardık diye söyledim ama. Ya jacuzziye makuzziye gerek yok. Sen bana haftada iki kere okey de yeter. Ya abiye, sen beni dondurmaya mı çalışıyorsun? Senin o babayım, ben şimdi bak ağzını burnunu kıracağım, yeter artık ya. Git şunu biraz kaynat. Erman sen ne biçim konuşuyorsun ya benimle? Ne biçim konuşuyorsun? Saygısız, terbiyesiz. Zamanla su soğuyor tabii. Ya kaynat şunu, kurban olayım ya. Nereye kaynat ya? Kaynatamam. Niye? Tüp bitti. Arkadaş ben böyle sabunlu mu kalacağım şimdi? Ya Erman zaten bu kaynattığım suyu da tüpün kalan gıdımıyla kaynattıydım. Ya hadi Allah'ını seversen gözüme kopuk kaçıyor. Ben duramam böyle, sabun yarı yapıyor abi ya. Erman mecburen seni normal soğuk suyla durulayacağım. Olmaz öyle şey. Ya ya. Gördün mü Erman? Keşke doğal gaz ve jacuzzi'li küvetimiz olaydı değil mi Erman? Ya abiye durup durup başıma icat çıkarma. Bak gece gece bu banyo işini sen icat ettin. Yeter artık, benim anlamadığım bir şey, hiç yapmadığımız bir şey yaptırıyorsun bana ya. Ne oluyor Erman, düzenin mi bozuluyor? Ay yesinler senin o düzenini. Kızım, bizim banyo günlerimiz pazar günü değil miydi? Pazar günü değil miydi? Erman benimle böyle konuşma. Evet pazar günüydü ama yaz saati uygulamasına geçtik, günler değişti. Ayrıca ben seni yıkanmadan yatağa da koynuma da almam. Neden? Neden? Ben zaten haftada iki kez banyo yapıyorum. Gusül abdestimi de alıyorum. Cunup gezmiyorum. O başka. O Allah'la senin aranda bir şey. Bu benle senin aranda bir şey. Ne dedin lan sen? Ne dedin lan? Lan diye konuşma haberimle. Kurban olayım, döktüm ya. Hadi ya. Döküyorum Erman. Hazır mısın?
Ya hazırım, hadi donacağım ben burada. Ölüp gideceğim şimdi abi, hadi ya. Korkma, korkma. Senin gibi bir Türk malına hiçbir şey olmaz. Adam! Yukarı değil, aşağı, aşağı! Baba der ne? Türk balı ho, Türk balı hey. Türk balı ailesi kuzuları. Peynir alıyorum, pamuk koyuyorlar, bu kadar ya. Hiç boşuna yarışma. Hayırdır? Yine neye bozuldun? Boş ver. Önemli değil. Önemli değilse niye bozuluyorsun o zaman? Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum ya. İzin verirsen uyuyacağım. Bak ya. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum Erman. İzin verirsen uyuyacağım. Bir de bu çıktı. 50 kere aynı şeyi tekrarlattırıyorlar. Ne oldu, ne oldu, ne oldu diye soralım diye. Adamı delirtiyorsunuz ya. Abi hadi. Erman, hiç havamda değilim ya. Israr etme. Kız. Kız. Ben -30 derecede o soğuk suyu yedim. Ben havamdayım da sana ne oluyor havamda diyesin. Sana ne oluyor? Bozuğum diyorum. Ne oluyor? Bozuğum diyorum. Bozulursan bozul. Ben de bozuluyorum. Ben de bozuluyorum. Bak Erman Erman diye hep bu pozisyona geldiğimiz zaman yapıyorsun abiye. Olmaz. Ben de erkeğim yani. Erman, biraz sessiz olur musun? Uyumaya çalışıyorum burada. Erman olmaz diyorum, yapmasana. Erman, yiyeceksin şimdi şu lambayı ağzının ortasına ha. Ya yeter ya, yeter ya. Farkında mı yavrum? Öyle bir soğuk su yedirdin ki Erman'a, ne yaptığının farkında mı Erman? Erman, çok özür dilerim, çok affedersin ama ayısın. Teşekkür ederim, teveccühünüz. Kolonyalım mı? Oh! Abiye. Sen şimdi böyle bir yağız delikanlıyı bu pozisyonda bırakıp kıçını dönüp yatacağım mı? Soruyorum. Terbiyesizleşme Erman. Evet, yatacağım. Tamam, yat. Yani söylemeyeceksin bana niye bozulduğunu. Kendin düşün bul Erman sabaha kadar. Her şeyi de benden bekleme. Ben senin 950 kredi kartı borcundan çocukların dershane parasını düşünüyor olacağım. Ne yani? Çocuklar dershaneye gitmesin mi Erman? Ya tamam, doğalgazı, jacuzzi'li küveti, mikrodalgalı fırını anladım. Onları geçtim.
Çocukların eğitimine de mi karşı çıkıyorsun Erman? Pes. Pes Erman. Kızım, 950 lira kredi kartı borcu olur mu bir insanın ya? Adamı delirtmeyin bu evde. Adamı delirtmeyin bu evde. Adamı delirtmeyin bu evde. Yeter ya. Kız benim maaşım o kadar. Delirtme adamı. Delirtme. Ya hep aynı şey yapıyorsun işte. Hep aynı şey yapıyorsun. Sorularıma soruyla karşılık verip yine kendini kurtaracağını sanıyorsun değil mi? Çok güzel. Abiye. Abiye. Hadi ben yetiyorum. Allah sana rahatlık versin. Kusura kalma. Benim de tadım kaçtı. Bu saatten sonra benden randıman falan alamam, ona göre. Ay, dağları yerinden oynatıyordun sanki. Olsun, bir atımımız vardı Allah aşkına. Terbiyesizleşme Erman artık ha. Yeter ha. İyice cıvıdın sen. Seveyi iyice aşağılara çekiyorsun. Terbiyesiz. Lütfen kıçıma kıçıma değme. Lütfen. Erman, sen neden bana artık hiç jest yapmıyorsun? Kusura kalma, dalmıştım. Ne yapmıyorum, ne yapmıyorum? Jest. Jest. O ne demek? Erman, niye sen bana sürpriz yapmıyorsun? Niye sen böyle odun gibisin? Sürpriz? Erman, benimle lütfen şaşırtılmaya, şımartılmaya, ruhumun okşanmasına ihtiyacım oluyor yani. Abi, ben demin yatağa gelirken çoraplarımı çıkardım. Bu senin ruhun okşamadı mı? Ben sana nasıl aşık oldum bilmiyorum ki. Zannedersen bir hasmım intikam amacıyla bana büyü falan yaptı Erman. Zannedersem öyle. Hadi kız naz yapma, Allah'ını seversin. Şahane bir jest yapacağım sana, hadi. Ya, Erman! Sen beni bir cinsel meta olarak mı görüyorsun ya? Kızım, Türkçe konuş benimle. Yatak odasındasın, Türkçe konuş benimle. Erman! En sonunda bu televizyonu beni aldırttıracaksın, pencereden aşağı attırttıracaksın arkadaş ya. Nereden öğreniyorsun sen bu lafları? Kiliseye mi gidiyorsun lan? Erman! Sen sadece canın sevişmek istediği zaman bana iyi davranıyorsun. Yani bu ne demek oluyor? Ben senin için çekici bir vücut ve cazibeli bir yüzden başka bir şey değilim Erman. Efendim? Ya bir dakika, bir dakika. Öyle, bir dakika kalk ya. Öyle lafı koyup nereye yatıyorsun ya? Bu nasıl bir laftır ya? Olmaz öyle şey yani. Tabii ki benim gönlüm seni çekecek. Yani başka bir kadını çekse hoşuna mı gider? Sen bizi böyle namussuz, şerefsiz erkeklerden mi zannettin? Yani ben gözümü kapattığım zaman başka bir kadın mı düşünüyorum? Onu mu ifade etmek istiyorum? Ben anlayamadım yani gece gece. Lütfen, lütfen. Olacaksa olsun, olmayacaksa bok atmayalım. Çekmediğine malum Erman Bey. Abi hanım, 10 dakika izin verin. Bak ben size malumun nasıl olduğunu göstereyim ama izin vermiyorsunuz yani. Erman, terbiyesizleşme lütfen. Erman. Bak eğer beni bir aldatıyorsun Erman, sen beni aldatıyorsun. Sen beni aldatıyorsun ki bu kadar ilgisizsin. Bak yine aynı şey yapıyorsun. Yine aynı şey yapıyorsun. Ben ne zaman sana bir soru sorsam sen hemen gözlerini böyle devirip tavana bakıyorsun. Yok ya. Tavana bakıyorum. Benim ağırlığımı çeker mi diye. Biraz daha bize yerine kendimi asacağım. Ay çok güzel ya. Hep aynı kaçamak cevaplar. Hep aynı böyle kendini kurtarmaya çalışmalar. Cıvık bir mizahın arkasına saklanmalar. Abiye, delirtme beni. Delirtme. Gitme beni. Ya ne bağırıyorsun? Çocuklar uyanacak Erman. Kızım, isteyen taraf benim, vermeyen taraf sensin. Bu durumda ben nasıl ilgisiz kalıyorum? Nasıl oluyor bu iş ya? Erman, argoya kayıyorsun, seviyeyi düşürüyorsun. Sevmediğim ne kadar şey varsa hepsini yapıyorsun ya. Ya bilmiyorum artık, belki de gerçekten istemiyorsun, numara yapıyorsun. Ne? Yani kadınlar yatakta yapıyormuş ya orgazm numarası. Belki seninki de öyle bir şey yani. Yok arkadaş, ben kesin yarın o televizyonu kıracağım, bak göreceksin. Ay ne olursun kır, zaten tüplüydü. Herkes plazmaya geçti, bir biz geçemedik. Abiye.
Biz ne yapıyoruz? Onu söyle, ona göre. Ya yapıyorsak yapalım, yoksa yatacağım ben. Yarın erken kalkacağım, işim var ya. Tam tek bir şartla seni koynuma alırım. Neymiş? Sırtındaki kılları tıraş edeceğim. Arkadaş, seni cezalandırmanın zamanı geldi. Seni cezalandırmanın zamanı geldi. Seni cezalandırmanın zamanı geldi. Ayakların yatıyor, bir dakika dur. Ayakların batıyor, dur ya. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım hey. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne? Türk malı ho, Türk malı hey. Türk malı ailesi kuzularım hey. Sekize beş var, çoktan gitmiş olmaları lazım. Ne güzel. Yalnız bir de paralı ayaklık var bende ama. Yok, güzel. Bak, görüyor musun? Sakat bırakacak bura beni. Abi görüyorsun değil mi? Ben yapmıyorum, kendi yapıyor. Biz zengin miyiz abi? Bunun burada ne işi var ya? Bu nasıl bir mimaridir arkadaş ya? Lütfen ya. Çıkıntı varsa sonuna kadar al. Bu ne ya? Geç geç. Şükür mutfakta da yoklar, gitmişler. Ben dedim ama sana gitmişlerdir diye. Vallahi abiye bugün çocuklara haçlık vermekten kurtuldum ya, benden daha gayrısı yok. Ya bırak Allah aşkına, ben sabah sabah kahvaltı hazırlamakta yırttım ya. Bu ne? Oğlum ben demedim bu faturaları yatırt diye ya. Getirin böyle arkadaşlar. Şu boşluğa koyabilirsiniz onları. Evet. O ne bir tane? Hazır. Muhteşem. Çok güzel oldu. Bunlar sonuncusuydu efendim. Biliyorum. Teşekkür ederim. Şöyle bu. Sizde. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bebeğim. Evimiz çok güzel. Bence de. Bence de. Seni seviyorum kocacığım. Ben de seni seviyorum. Karıcığım benim, karıcığım. Gökhan'cığım. Efendim bir tanem? Sen bana yalan söylemiyorsun değil mi hayatım? Hangi konuda bir tanem? Bu evin kirası konusunda. Yani böyle bahçe içinde 3 katlı bir evin kirası nasıl bu kadar düşük oluyor, ben hala anlamış değilim. Bilmiyorum ki, herhalde ev sahibi öyle uygun görmüş bir tanem. Ne yapalım? Sakın bu evin altında yatır falan olmasın. Saçmalama bir tanem. Ben tapu dairesiyle de muhtarla da konuştum. Yok öyle bir şey. Allah hep sevenlerin yanında olurmuş ya. Bizim gibi yeni evli bir çifti de unutmadı tabii ki. Vallahi bilmiyorum Gökhan'cığım. Yani bu evin böyle sanki hiç görünmeyen bir kusuru varmış gibi. Bilmem. Arkadaş bu ne ya? Fatura müzesi gibi ya. Abi bak şura boş kalmış, buraya atlamayalım alışverişte. Hatta bak burada boş. Sen bir tane at al gel, faturasını getir, kelebeğin üstüne koyalım. Erman, yandaki eve birileri taşınıyor galiba. Lan. Perdeyi kapat, perdeyi kapat. Perdeyi kapat. Ne dedim ben? Eyvah, eyvah, eyvah.
Şimdi gelip zırt pırt bir şey isteyecekler arkadaş ya. Üstüne arka kapıyı kullanalım. Ön kapıdan girip çıkmayalım abi ya. Şimdi gelir giderler zırt pırt. Olmaz yani. Kim çekecek ya? Millet de enerji. Tamam Arda, kız Melody neredesiniz? Yarım saattir sizi arıyoruz evin her tarafında. Baka baka gözümüz kör oldu ya. Allah'ım sana şükürler olsun. Yavrum. Ay sizi kaçırdılar zannettik biliyor musunuz? Gerçekten tırlatıyordum. Ağlamam daha şimdi bitti, ha şimdi bitti. Ağlıyordum resmen. Ben aradım, polis aradım, meşguldü vallahi. Bir yer tuttursaydım sizi söyleyecektim, değil mi? İyi ki meşgulmüş, çok kötü ortalık karışacaktı yoksa. Tabii, buradalarmış tabii. Bak. Ya yemezler baba ya, vallahi yemezler. Her sabah bize harçlık vermemek için biz okula gidene kadar uyuyor numarası yaptığını biliyoruz. Ne biçim konuşuyorsun lan anne? Bana değil, sana dedi. Sen ne biçim konuşuyorsun lan babanla? Köpek! Köpek! Vurma, vurma. Özel paralı kole silahı var, ona girecek. Aptal olacak sonra, vurma. Çıksın gitsin. Anana dua et. Ay anne, ben diyorum ki siz bizi böyle başkasına evlatlık falan verin. Ya da canlı avlusuna bırakın. Biz başımızın çaresine bakarız vallahi bak. Kızı kim seslendiriyor ya? Sen niye ağzını yedire yedire konuşuyorsun? Nereden öğrendin bunu? Evde kim? Kim böyle konuşuyor evde Melody? Baban da ben de Türkçe konuşuyoruz. Sen bunu nereden öğrendin? Söyle bakayım ne diyorsun? Anlamadım ben. Hiçbir dediğini anlamadım. Ay anne çok kötüsün ya. Hiç bana yüklenmeyin kızım. Ben her sabah kalkayım da şu yavrularıma kahvaltı hazırlayayım diyorum. Babanız izin vermiyor. Neyse babacığım ben o zaman harçlığımı alayım. Ben de alayım. Yıktım beni arkadaş ya. İndir lan elini. İndir lan elini. Baba isteyince verir. Ne öyle haraç alır gibi geliyorsunuz buraya? Böyle pusu kuruyorsunuz falan evimin içinde. Eşkıya mısınız? Babacığım ya öyle değil. Yani haraç değil. Harçlık onun adı. Okul harçlığı. Allah'ım. Erman hazır çıkarmışken. 30 milyon paramız var. Tek bir çift mi? Çift. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para